tvpolu.com. Seçim önce söz verdiğiniz projeler, kaynaklı projeler vardı. Belediye Muhalefet Partisi Ankara kaynaklı ama. Nasıl bir muhalefet yapıyor? Bu dönem içerisinde Bolu'ya bakanlar geldi. Cumhurbaşkan yardımcımız geldi. Son olarak Cumhurbaşkanımız geldi. Şahsımın belediye başkanı adaylığından sonra partimizde hemen bir seçim koordinasyon merkezi oluşturduk. Önce sivil toplum kuruluşlarımızla başladık. Ardından Bolu'da toplum önderi niteliğinde kişilerle görüştük. Toplumun her kesimiyle bir araya geldik. Bolu'nun her yerini karış karış gezdik ve Bolu'nun her yerini kucakladık. Ve bu toplumsal kuşatıcı bir anlayışla toplumun her kesimini temsil edecek fikirleri de aldık. Bolu'nun geleceğini ışık tutan, Bolu'yu geleceğe taşıyan çok güzel projeler ortaya koyduk. Ve bunu da 3 Şubat itibariyle Bolu halkıyla paylaştık. Çok güzel bir seçim çalışması neticesinde 31 Mart'a ulaştık. 31 Mart'ta da vatandaşımız kararını verdi ve bu kararla beraber de bir tercihte bulundu. Bu tercihte Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerelde iktidara getirmek oldu. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Tanju Özcan Bey'i de belediye başkanı olarak tercih etmiş oldu. Demokrasinin en vazgeçilmez yapısı seçimlerdir. Seçim sonuçları da bu anlamda milletimizin iradesi, halkın iradesi her şeyin önünde gelir. O iradenin oluştuğu, netleştiği an itibariyle ben bu tebriği ifade etmiştim, tekrar ifade edeyim. Vatandaşımızın bu kararı neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tanju Özcan Bey'i tercih etmiştir. Ben bu tercihte başarı gösteren Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve adayı olan ve şu anda belediye başkanımız olan kıymetli belediye başkanımız Sayın Tanju Özcan'ı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Netice itibariyle Bolu bizim Bolu'muz, hepimizin Bolu'su. Hangi görevde olursa olalım, Bolu'muza hizmet yapmaya devam edeceğiz. Alaaddin Yılmaz Bey partimizin kurucusudur. Dolayısıyla geçmişimiz itibariyle, parti disiplini itibariyle şahsımla alakalı söylediklerini Allah'a havale ediyorum. Rabbime havale ediyorum. Partimizle alakalı ve yine şahsımla alakalı söylemleriyle ilgili de toplumumuzun, Bolu'muzun, Bolu kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Bolu'ya taahhüt edilen, verilen sözler Bolu'ya verilmiş sözlerdir. Fatih Metin'e verilmiş sözler değil. Bolu'ya verilmiş sözler. Sözü veren kişi hem sözü verip hem de icraat yapacak değil. Yani bir bakan 81 ilden sorumlu. Bu işi bürokratlar yapar. Bürokratlar da durduk yerde bunu yazmaz. Takip etmez. Bu işi takip etme noktasındaki sorumlu kişiler gider. Şimdi bu verilen sözlerin takibi sorumluluğu belediye başkanında ve onun bürokrasisindedir. Bugüne kadar Bolu'ya gelen bakanlarımızın ne söylediği ortada. Bunların takibiyle görevli kişi de belediye başkanımız ve onun bürokratlarıdır. Sorumluluğu alan kim? Sorumluluğu alan kim? Tanju Özcan. Sorumluluğu alan kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Yerelde muhalefetin de nasıl yapılacağını biz çok iyi göstereceğiz bu önümüzdeki dönemde AK Parti olarak. Muhalefete, özellikle ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugüne kadar iktidar nasıl yapılır, iktidar olmak, olmanın sorumluluğu nedir pek bunu öğretemedik. Ama muhalefetin nasıl yapılacağını öğreteceğiz. Yaklaşık 10 tane sebep sayabiliriz. Yani bir sebebi yok mu? Yani suçlu aramaya da gerek yok. Netice itibariyle biz bir partiyiz. Ve sevabıyla, günahıyla, sorumluluğunda, eksiğiyle, artısıyla o parti içerisindeki bütün yetkili arkadaşlar olarak hepimiz eşit sorumluyuz. Başarı da hepimizin, başarısızlık da hepimizin. Burada aslında çok büyük bir başarısızlık da yok. %45 aldığımız bir oy var burada. Aradaki fark da belli. Geçmişte alınan oylar belli, düşen oylar belli. Nerelerde düştüğü belli, niye düştüğü belli. Bunlar önümüzdeki dönemde ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacağız. Ekonomik sebepler var. Yerel yönetimden kaynaklı sebepler var. Parti teşkilatlarından kaynaklı sebepler var. Dolayısıyla siyasette hem artı olan hem eksi olan klasik sebeplerdir bunlar. Bunlar zaman zaman sizi artıya getirir, zaman zaman da eksiye getirir. Yani en azından seçmenin mesajını aldınız yani. Tabii, çok net bir şekilde aldık ve bunun da gereğini yapacağız. Revizyon olacağını düşünmüyorum.
olması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü teşkilat olarak biraz önce de ifade ettim, biz bütün kademelerimizde sahada elimizden geleni yaptık. Yani burada herkes elinden geleni yaptı. Yeterli olmadı, o ayrı mesele ama revizyona gerektirecek bir eksiklik ben düşünmüyorum. Bu seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve özellikle Tanju Bey'in çok kullandığı bir argümandı. Bir kere son kararı karşılıkta gördü. Son kararı bir kere şunu söyleyeyim, ne İslami ne insani. Yani bu kararın, bu yazın, bu talimatın hiçbir İslami tarafı yok. Hiçbir insani tarafı yok. Ya buradaki sorun aşevinden dört kap yemek yiyen Suriyeli sorun değil ki. Buradaki sorun vatandaşların şikayeti, yabancı uyruklu kişilerin, Bolu'daki göçmenlerin parklarda ve caddelerde başıboş gezmesi. Yani sorun bu. Toplum bundan rahatsız. Buna çözüm üretilmesi gerekiyor. Biz de bunu dedik ki, biz yerel yönetimi aldığımızda bu konuyu üç aşamada halledeceğiz dedik. Bir kere bunların parklarda ve bahçelerde, şeylerde, meydanlarda, caddelerde başıboş gezmesini engelleyecek göç idaresiyle beraber, Ankara ile beraber, Bolu yerel idaresi olarak, yerel yönetimi olarak proje geliştireceğiz. Ekonomik, sosyal projeyle bunları bir kere o başıboşluktan kurtaracağız. İki, Bolu'da yine göçmenlerin çocukları kaynaşma eğitimi kapsamında okuma yazma bilmediği halde sınıflara yerleştiriliyor. Dedik ki bu o çocuğa da yazık, onunla beraber okuyan çocuğa da yazık, öğretmene de yazık. Dedik ki belediye başkanı olduğumuzda bu çocukları alacağız. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber ortaklaşa bir çalışmayla belediye olarak bu çocuklara okuma yazma öğreteceğiz, Türkçe öğreteceğiz. Sonra kaynaştırmak için okullara yerleştireceğiz dedik. Bunlardan kaynaklı sağlık problemleri var. Halk sağlığıyla hemen bir tarama yapacağız. Ve bu tarama neticesinde de sağlık problemi olanları da tedavi noktasında özel bir tedavi usulüyle bu hastalıklarının da önüne geçeceğiz dedik. Belediye başkanı olsaydı şu talimatı verecekti. Hemen Bolu'daki göçmenler nerede oturuyor? Kaç kişiler? Kaç çocuk var? Kaç erkek var? Kaç kadın var? Nereden gelmişler? Kim bunlar? Parası var mı yok mu? Sosyoekonomik durumu ne? Psikolojik durumları ne? Yani bütün bunların tamamını değerlendirip bir proje ortaya koyup bunları toplumda rahatsız edici durumdan çıkartmamız gerekiyor. Gönderilmesi gerekeni de yine hükümetle işbirliğiyle başka illere veya yurt dışına gönderilmesi gerekiyordu. Bunlar yapılması gerekirken dört kap yemeği yasaklayarak bu çözüm değil. Bu insani de değil, İslami de değil zaten. O nedenle ben kınıyorum. Bir Müslüman olarak kınıyorum. Yani bu karara imza atan Tanju Bey'i kınıyorum. Bir insan olarak kınıyorum, bir Müslüman olarak kınıyorum. Allah'a çok şükür bu devletin herkese bakacak bütün ihtiyaç sahibi hangi dil, hangi din, hangi ırk olursa olsun insan olması yeterli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığında olan ve yaratılanı da yaratandan ötürü seven bir anlayışa sahip bir milletiz biz. Hamiyetperver bir milletiz. Bu rahatsızlığı bir siyasi şova dönüştürmek de çok doğru bir şey değil. Bu devletin ihtiyaç sahibi, açıkta olan herkese bakacak parası da var, gücü de var. Valilik orada, sosyal yardımlaşma orada. Belediyenin vermediği yemeği orası verir. Veya takım hayır kurumları var, onlar verir. Yani kimseyi açık Bolu halkı bırakmaz. Benim tanıdığım Bolu halkı kimseyi ne aç bırakır ne açık bırakır. Belediye başkanı insafına bırakmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Ancak sorun dediğim gibi başka bir sorun. Bakın bir kere Suriyelilere burada büyük bir haksızlık yapılıyor. Şöyle ki, Bolu'daki yaşayanların %50'si, yani göçmenlerin %50'si Iraklı. Geriye kalanların yarısı da İranlı. Ondan sonra da Afganlı, Türkmen ve Suriyeli var. Yani çeşitli ülkelerden yine hem Türk kökenli hem Arap kökenli vatandaşlar var. ve zaten Iraklı, İranlı özellikle, Afgan, Türkmen ve diğerleri gariban ama özellikle Iraklı ve İranlılar ki zaten bu parklarda
meydanlarda, caddelerde başıboş gezme nedenleri de bu. Bunların bir ekonomik imkanları zaten var. İşte bizim asıl bu konu üzerinde durmamız lazım. Ama bu olayı farklı bir algı yönetimiyle vatandaşın o konudaki rahatsızlığını bu şekilde kullanıp Bolu'yu Türkiye'ye bu şekilde kötü bir reklama sebebiyet verecek şekilde kamuoyunun gündemine taşıması da çok üzücü. Yani niye ilk meclis kararında su parasını ucuzlatmasını koymadınız? Niye otopark ücretlerini kaldırma meclis kararına ilk imza attığınız karar otopark ücretlerinin kaldırılması olmadı? Niye ilk imza attığınız karar toplu ulaşımda bir yenilenme olmadı? Bulunun seçim döneminde taahhüt edilen bir sürü taahhüt, sorun ve buna ilişkin çözüm önerileri varken ve bunlara ilişkin en azından bir tanesinin ne ilişkin bir kararla imza atılması gerekirken göçmenlere ve özellikle Suriyeli kelimesi kullanarak iyice demagoji ve aciteye vararak dört kap yemeği yasaklama niteliğinde bir karar alarak verilmesi hem Bolu'nun geleceğiyle alakalı mevcut yeni yönetimin vizyonunun ne olduğunu gösteriyor şimdiden ne yazık ki. Hem de ne yazık ki bugün ulusal televizyonların Bolu'da vatandaş röportaj yapmasına sebep oluyor. Ve canlı yayınlara sebep oluyor. Bolu'nun isminin de. Yani Bolu halkına bir kere bu çok büyük bir haksızlık yani. Kızılay'ın yardımlarında Bolu ikinci sırada. Yani bu kadar hamiyetperver bir ilin, Kızılay'da dereceye girmiş bir ilin bu şekilde gündem yapılması çok yanlış olmuştur, üzücü olmuştur. Bir de tabii işin komik tarafı şu, yani bir gün önce Kur'an-ı Kerim'e el basıyorsun, Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Kur'an'ı öpüyorsun, başına koyuyorsun. Ondan sonra ertesi günde insanların dört tane kap yemek yemesine engel oluyorsun. Kur'an'ın neresinde var? Bana söylesin. Öptüğü Kur'an'ı açsın okusun. El bastığı Kur'an'ı açsın okusun. Ondan sonra bir daha düşünsün o kararı geri alsın. Başıboş gezenlerle ilgili beraber mücadele edelim. Biz de destek olalım. Sokakta, caddede, parkta başıboş gezip toplumsal rahatsızlığa sebep olan bütün göçmenlerle ilgili önlem alınmasıyla alakalı projeye destek olacağımızı buradan net olarak ifade ediyoruz. Ama insanların, aç olan insanların, çocukların ya elinden tutmuş çocuğuyla gelmiş. Yazık değil mi? Çocuğun ne günahı var? 5 yaşındaki çocuğun ne günahı var arkadaşlar? Bu olaya hak mıdır, reva mıdır ya? O nedenle çok üzücü bir şeydir. İnşallah bu karardan bir an önce geri adım atılır. Bolu'nun da ismini bu şekilde kirletmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım. Biz de etmeyeceğiz inşallah. Ve genel bir Bolu açısı. tvbolu.com